Bugün 2 Ekim 2019. Gümüşlük ziyaretini yapıyoruz şakalarla. Mevsimin son günleri, artık Ekim geldi. Kim tutuyor balık? Ne güzel evde, böyle eski bir yapısı var. Eski zaten. He? Ne güzel ya adam. Taş hiç orijinalliğini bozmamış. Taş evde. Değil mi? Burada çay mı falan yemek yiyor. Evet. Ne demiş? Kim? Sende de amma şeyler var, eski laflar var. Büyük bir laf var mı? Kimin lafı? Şair. Şair. Senden şair olur muydu değil mi Sakar? Kürt bolcu olmasa. Ya öyle herkes. Beyin vardı. Şu kayanın yanına girip çıkıyordu ama daha ileride çıktı. Ta ileride. Yeni geldik de niçin böyle oldu? Niye böyle oldu? Bilemiyoruz ki. Sadece kediler kaldı. Baksana bağıran kediler var ya. Nerede? Orada kavga ediyorlar. Boşalmış iyice ya şeyler. Adamlar da davetçi yapıyor. Gelmel falan diye. Demek ki müşteri azaldı. Sen yemek zaten lokantalar açık. Başka bir şey değil. Hı? Onlar zaten gel gel falan diyor. Burada şey ahtapot dövüyorlardı biliyor musun? Şurada bir yerde gördüydük senden. Ne kadar canlı canlı ahtapotu taşa vura vura terbiye ediyordu değil mi? Vay anasını ya. Çocuk da yorulmuştu ya. Yorulmuştu. Kadın da bizi çekiyor diye falan bozuluyordu çocuğa galiba haberi değil mi? Şimdi canlı canlı şey yapar filan diye. Ulan ne kattallık ya. Canlı canlı ahtapotu öldür. Sen millete yedir. Şimdi zaten içeri çekiyor. Ya bu sahil gezilerin şeyi anlatıcısı Saka. Buraları iyi tanıyor. Ayşe bir şey almış şu anda ya. Taşıması zor vallahi. Saka bu yelkenden bir şey mi halletmiş adam değil mi? Tabii orada bir şey bekliyor. Bir rüzgardan kesmiş. Ama yelken onlar değil mi? Yelken. Burası el değiştirdi değil mi? Başkası da onlar da başka. Yunanistan değil.
Yunanlılar buraya da gelmez, gelebilir mi? Korkum vardı da o yüzden. Bütün adalar gitti yani. Bütün taşlar bizim deyip de burada. 189 taneymiş ya, onu bir general açıkladı. Minimum. İrli ufaklı 189 ada gitmiş. Yani bazıları, çoğu bizim şeyimizde, sınırımızda. Hatta tapusu bizde olanlar var. Eşek Adası'ndan gibi. Onlar hep gitti. Ondan sonra diğerlerinde ufaklarda yer belirleyenler var konu. Onlar da gitti. Hı? Bunlar burayı da işgal ederler o zaman ya. Oralar aldıktan sonra etmezler mi? Az kaldı. Baş ver işte. Can Ataklı da irticayla konuşuyor. Akla geldi konuştuğun zaman yapmacık olduğu meydana çıkıyor. Akla gelince? He. Yok olur mu ya? Aklına gelir. Yok bana açıyorsun. Şurada. Şurada bir kale gibi ya da ıhsım gibi bir şey var şu adamın olduğu yerde değil mi? Orada değil mi? Ihsım gibi. Batık yerler ya burada. Batık yerler. Eskiden. Bir yerde daha vardı değil mi? Onu gördünüz. Eskiden batık değil mi onlar? Tabii canım. Hatta Gümüşlü'nün bu tarafında da var ya öyle. Geçişler var. Yeraltı geçişlerine. Bunlar deprem görmüş burası. Depremde bunlar böyle değil mi? Ne bu? Çünkü gitmiş yeniden bir asimilasyon olmuş, değiştirmişler. Bak şurada bak taşların olduğu yerde. Şurası değil mi? Yani bak burası, orası. Burası. Orada da var. Burada bir yerler bu var. Alan, bu alanda bir şey oturma yer alanı var. Suyu basınca burası, bunlar altta kaldı. Evet, burası bir. Bu arada da bataklık. Şu adamlar. Bence burası adaydı. Şurayla birleşiyor. Dur. Tamam mı? Ada hakikaten şu bayrak tepesi adaydı değil mi? Şurası buradan böyle. Şöyle. Orayla birleşiyordu. Bataklık oluyor burası. Orada burası bağlıydı. Ve burası bayrak tepesi. Burası adaydı bayrak tepesi. Buranın adı burası. Ben bayrak tepesi diyorum ama. Yani örnek şurası gibi. Karşıdaki şey var ya bak. Karşıdaki kaya var bak bakın. Orası gibiydi burası. Karşı kaya dediğin hangisi? Görmüyor musun? Adayı diyor. Burası ada olduğu belli ya. Burası böyle adaydı. Ada. Burası kurudu. Kurtardı kendini. Yunanlardan. Evet. Ondan sonra bayrağı da diktik. Başka türlü yani, bayrağı dikemiyor zaten. Burada su olsaydı bu adayı da işgal ederdi yani. Şükürler olsun. Yarım ada durumuna girdi. Biz de onu kurtardı. Bayrağı boşuna dikemezdik ya. Yani. Dikemezdik değil mi? Valla bize dikerlerdi. Efendi görünüşlüydü değil mi? Efendiydi. Her yönde. Galil. Eski adamlar. Hepsi efendi. Allah rahmet eylesin. İşte dün değil evvelsi gün duydum. Dün de şey yaptım. Beşaltı Han'ın resmini şey yapmış. Akbin. Neydi o? Unuttuk. O sporcuları seviyor sürekli. Onları methediyor. Yani göz şeyimizdi diyor. İdolümüzdü falan diye güzel yazısı yazmış baş tarafına. 5-6 tane de Hikmet Rahmetli'ne şeyini koymuş, resmini. Evet. Fabrikaya girdikten sonra müdür oldu zaten. Kim? Hikmet Galer. Nereye müdür oldu? İçişlerinde. İçişlerinde müdür olmaz. Ben Hikmet'i hiç hatırlamıyorum müdür olduğunu ya. Müdür. Ne müdürü? Sosyal istihbaratlarda. Değildi mi? Sosyal istihbaratlarda Hikmet Galer'in hiç müdürlüğünü hatırlamıyorum ben. Allah Allah. Nasıl bu müdür ya? Ya orada bir müdürlük var zaten. Sosyal İşçiler Müdürlüğü. Evet. Orada müdür olmadı Hikmet Kalin. Kim oldu? Ya biz ayrılma aşamasında falan bizim Hakkayaz oldu. O da az sürdü. Bizim derken montaj olarak demiyorum. İşte Hakkayaz müdürdü yani en sonlarda. Allah Allah. Yanlışım var demek. Ya Kalin'in ben orada müdür olduğunu hiç hatırlamıyorum. Sporla ilgili bir kurumun müdürü olabilir. Sporla ilgili müdürlük var mıydı? Bakarız, araştırırız. Ya hiç duymadım yani sporculardan müdür oldu. Müdürdü çünkü, o müdürdü ya. Müdürdü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Can Akbin değildi değil mi? Can Akbin. Can değildi. Yok, kim sen de? Sen bizi çekme. Yok. Konuşmayın da.
Saka gözün kesmiyor orayı değil mi? Artık ihtiyarlamış gibiyiz ya. Orası dediğin yer neresi? Şu bayırdan bayrağı tepesinin oraya evet, çıkacağız ya. Oraya kadar nasıl geldim hatırlamıyorum. O gevezelikten geldim ben. Gevezelik yapmasak yürümeyeceksin yani. Mümkün mü ya? Burada tarihi taşlar vardı. Onları yürütmüşler mi ya? Duvarlar vardı. Şu arkadaydı galiba. Arkada değil mi? Burada da rıhtımımsı bir şey var. Orada domuzlar vardı gitmiyor zaten. Bak. Hani yuva yapıyorlar dedi. Bak bak. Şu bizim yeni attığımız garaja yürüyor araba. Orada bir araba iniyor aşağıya gördün mü? He. Oradan öyle yol yaptılar. O yoldan o şimdi aşağı iniyor. Onun arkası bir plaj. Şu en üstün arkası bizim sitenin alacağı plaj yani. He. Belli zaten. Şuranı. Sitenin oradan yol gidiyor. Şu en ucun arka tarafı oradaki koy en ucun şu. Buranın arkası bizim senin plajı olacak yani. Peki şu ne aşağıda en altı denizde duran? Denizde de orada bir kaya. Kaya mı o? Yunanlar değil, değil mi? Yok Yunanlar olabilir mi o kaya ya? O denizde ise kaya ise Yunanların. Öyle yok. Böyle şey korkmak yok. Peki burası da Yunanların mı? Biz diktik ama oraya. O karda kayalıklar var işte görünmüyor ışık. Mi? Orasını karda kayalıklarını korumak için o. Oradaki tesis, karda kayalıklarını korumak için askeri tesis. Bayanası. Gürüş değil de setefa yapıyor. Öyle duydum ya, setefa bunları. Burada 4-5 tane biliyordun ya, orada. Ya işte bizim oradan görünen bu iki tane. Ha öyle diyor. İki tane bazen duruyor bunlar. Bunlar durduğu zaman elektrik üretmiyor. Onlar zaten ürettiği zaman kesildiği zaman elektrik kesilmiyor canım. He. Aküyü doldurma meselesi. Belli saatte dolan aküleri var. O aküler doluyor. Doldukça dağıtım yapıyor. Yoksa sürekliliğinden değil. Akü yoktur onlarda akü ya. Akü dolu olmaz. Mümkün o interconnect diye şey döndüğü zaman ilave yapıyor. İşte aküyü ilave. Fakat bunun devlete verdiği ceyranı tutan kim? Hesaplayan? Kendin kullanacağın kadar miktar veriyorsun da artanı. Artan varsa veriyorsun. Ondan da kar ediyorsun sen, satıyorsun. Ya bunu adam mesela gün şu kadar ürettiyse onu 5 misli 10 misli göstermek mümkün. Gösteremez. Niye kim? Kendisi yazıyor zaten. Ya yazsın neticede kağıda kim döküyor onu? Saat kağıda yok mu? Bir adam var. Elektrik saati yok mu? Onun gibi şey göstergesi. Ya bizim elektrik saatin üzerinde 50 tane fırıldak dönüyor ya. O fırıldak dönüyor da o fırıldakları göremezsin. Buradaki adamların bazen duruyor, bazen bakım yapılıyor falan böyle. Bunlar ne üretiyor? Devlet bunlara ne para diyor? Bu görünüyor mu? Bakarsan görürsün canım. Size ne gösterecek? O vakıflara falan aktarım oluyorsa... Her şey olabilir. Her şey. Onu diyorum yani. Çalışmadığı dönemler çalıştı yazarak vakıflarda yolunu bulabilir yani. Bayraklara sormak lazım. Şey bu setefa deniyor bunlara ya setefa görüş gibi. O yalandan setefa. Bayraklar geçeceksin bundan sonra. Hadi gidelim. Neyse günah da alıyoruz boyuna ya ama bakalım. Günah mı alıyoruz günah mı çıkartıyoruz? Bilmiyorum ki. Bunlar konuşmasak ne saklanıyor oluyor değil mi? Haydi. Gidiyoruz mu? Evet. Gidiyorsun orada ya. Ne yapıyorsun orada? Rahmetli bizim Istika Mehmet vardı resim hocamız. He. Hızlı konuş. Bizi böyle noktalarda böyle tuttururdu. Bir tanesinden şundan bütün şekiller çıkardı. Hı. Şahane. Kara kalem yapardık. Boyamasını da yapardık. Fıstık gibi olurdu yani. Böyle yani... basit gördüğün şeyden bile renkli renkli şeyler üretebiliyorsun. Merhaba. Yani. Merhaba. Istika Mehmet değil mi? Istika rahmetli oldu. Ya. Çok zampara derlerdi yani rahmetli ama. Zaten sanatçı olanlarda çok zampara olur. Ama zamparalı şey de yapıyormuş. Hayır öyle diyor. Zamparalık sanatta zamparalı. Öyle duydum yani. Okulda yapıyormuş diye duydum. Ama sayı dedi bir Fatih. Çeşme Cami falan değil mi? Neye benziyor? Bakın bu Amasra'nın görünümüne de benziyor değil mi? Yok. Amasra başka. Amasra daha güzel değil mi? Başka. Amasra hakikaten daha buradan başka daha güzel. Şey. Tabii canım. Hele tepelerden şöyle aşağı doğru bakıyorsun burada. Burada yanına bakıyorsun. Yukarıdan aşağı bakıyorsun. Evet. Şu tepeden çok güzel görünüyor ama soğuk diye gidemedik. Evet. Bugün şu bayrağını oradan çekemedik. Sen buradan böyle almış mıydın? Resmi aldın mı? Nereden? Şuradan şöyle. Resim şimdi alacağım da video alıyorum.
burası güzel. Şu Mehmet ne çekiyor? Şu kamerayı al şu. Şuradan otur. Şuradan. Resim değil mi? Hı-hı. Oturman lazım. Ben kızgınlığımın ifadesi var. Başlar öldü artık diye yakışmaz. Hava da burada kapandı. Rüzgar da geldi değil mi? Ya sen müdür dediğin şey nedir ya? Müdür dedi. He. Değil mi? İsminle kelime anlamı odur. Birden fazla kişiyle çalışmak demek. Çalışan kişi, sorumlu kişi. Evet. Bu sana vermiş. Bunlarla beraber çalışıyorsun. Onun yetkisi sana ait. Hava attığı vermiyorlar ya. Kendini en yüksek sensin de vermiyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu şey müdürüydü. Sosyal hizmetler battı diyorlar. Atam CHP'yi bu duruma getirdi. Yani orayı da batırmış olabilir. Memur kökenli. Memur kökenli adam 30 sene, 35 sene aynı şeye gidiyor geliyor. Yani. Ama kim getirdi onu oraya? Kılıçdaroğlu. Ya işte onu getirenler kullanıyor zaten. Ha işte. İstanbul Belediye Başkanı Doktor Nurettin Sözen'i getirenler de Moğoltaylar filan. Zaten her belediyenin bir ağası varmış. İstanbul Belediyesi'nde o zaman ağaydı. Yüzüne gözüne bulaştırdılar. Yani bugünkü adamlar rüşvet yiyor ya hamuduyla filan. Onlar kadar lekelenmiyor ya. Onlar bir iş yapıyor işte yüzüne gözüne bulaştırıyor. Karısı da o adamın, o klor yolsuzluğundaki adamın adı neydi o yolsuzluk yapan genel müdürün. Onun karısı Efe çıktı da belli oldu. Hani o da adam... Yurt dışına mı gittiydi birkaç yıl? Yok yok, bir yere kaçmadı. Adam yakalandı da karısı yakalattı. Rüşvet parasını gitti. Verdi şeye. Hükümete mi verdi ne yaptı? Kadına da para vermiş yani buna kimseye bir şey söyleme diye. Orada sekreteriyle mekreteriyle kırıştırıyor falan. Karısı ele verdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'yle karısı kurtardı. Yani dolayısıyla şimdi bu adam CHP'nin başı. CHP'nin başı ne kadar götürebilir? Her şeyi meşru hale getiriyor. Bunun her konuşması mevcut iktidarı daha da meşru kılıyor. Ya kişiye bakarsan kişilerle işte Osmanlı İmparatorluğu nasıl gitti o kadar gitti işte öyle gitti. Yani oğlum 20 senedir... Tesadüfen bulacaksın en iyi adamı bulacaksın da. Ya değil, memurdan zaten lider olmaz. Evli olmaz. Ya bizden de olmaz yani. Memurdan... Ya o olmaz köylüden, öyle. Köylüden evliya olmaz ayrı o. Onu söylemiyorum, ayıp olur. Yani bu James Wan gibi adamlar, bakma sen, yani James Wan gibi adamlardan bu lider cinsli adam çıkacak. Hem iş adam pozisyonu var, hem liderliği var. Çünkü adam çalıştırıyor, şu bu. Yaşı genç olacak falan. Onlar, hiçbiri bu gibi adamlar devreye girmeyince bu meydan bunlara kalıyor, böylelerine kalıyor. Vallahi işte şaka. Sen aynı fikirde değil misin? Ben katılırım. Ben böyle liderlerle uğraşacak halim yok. Toplumsal güzel. Ben futbol takımı gibi, tenis oynayan takım olarak düşünmüyorum. Bir kişi aramam. Toplum idare edecek. Hep beraber oynanırsa futbol kazanırız. Öyle bir yani. Öyle bir demokrasi ya. Dünyada gel oluşmuyor ki ya. Ama böyle bakarsan Amerikan futbolu ayrı bilmem ne yaparsan oluyor. Önüne bakar. Ya. İyi öyle diyelim Sakay abi. Bugünkü gezimiz de burada sona erdi. Evet. Yani yılda iki defa gezi yapıyoruz aşağı yukarı bu Gümüşlük gezi. İnşallah. Bu da ikincisi ama biz burada biraz daha kalacağız. Üçüncüsünü yapıp şu Bayraktepe'ye çıkıp yukarıdan resimleri çekmemiz lazım. Yukarıdan çok herkes güzel görünüyor. Herkes yukarıdan bakıyor. Biz de biraz da yukarıdan bakalım. Evet. Çıkalım oradan. Tamam. Başka türlü yukarıdan bakamayız. Bayrağın oradan çıkalım. Oradan bakalım. Hadi dostlara bir şey diyor musun? Karabüklü dostlara. Şimdi öptüm.